kullandığımız araç. Şu son olarak diğer tarafta da kontrol istasyonu görüyoruz. Şu alt aracımız... Düzgün bir kontrolcü değil mi? Çok ihtiyaç var. Araçta gelecek gördüğümüz için şimdiden pozisyonumuzu alalım. Otonoma çevrilmiş bir platform ve aracın dümenleme, gaz, vites, frenleme gibi kontrol sistemlerine dahil olarak bunlar öncelikle 7 adet satışını yaptık. Ve sayısız kiralama operasyonuna katıldı. Bunlar işte Maraş'taki bir bar... Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Fakültesi'nde başlayıp bugünlere yolculuklar yapıyoruz. Bunun adını Pronotor adını verdik bu araca. Bu da Türkiye'nin artık bu saatten sonra yüksek teknoloji alanında yolda kalmayacağını ve projelerimize devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu araçlarından bu proje. Projenin içinde gelecek olursa motorun engine manifoldunu da kendimiz yapıyoruz, egzozunu da kendimiz yapıyoruz, kaytıyoruz. Şasiyi de kendimiz yapıyoruz. Bizim 3 boyutlu yazıcı atölyemiz. 3 boyutlu yazıcı atölyemizde biz öğrencilerimizin girişimi. Şu an ticarileşmeye başladı. Yanında ticarileşmiş var. Yanında ticarileşmiş var. Sezek burada olabilir şu an. Burada olanlar şimdi yüksek hızlı, tamamen elektrikli ve sürücüsüz lojistik çözümleri sunuyor. Burada izlediniz yani. Çok daha fazla. Bugün burada donanımsal Ar-Ge yapmak ve o konularda çalışmak isteyen açıkçası hani keşif, icat çıkarmak isteyen, başımıza icat çıkarma diyorlardı ya eskiler. Biz icat çıkarmak için buradayız. İcat çıkarmak isteyenler için oluşturduğumuz bir ortam. Aslında burası yıllardır var. Yani birçok girişimciye yardımcı oluyordu ama bunların hepsini tek bir çatı altında bugün burada topladık. Nihayetinde ortada bir fikir varsa bu fikrin projeye dönüşmesi gerekiyor. O projeyi dönüştürebilmek için tabii ki ciddi yazılımlara, onları modelleme yapacak olan altyapıya ihtiyaç var. O burada. Sonrasında bu model ortaya çıktıktan sonra, proje ortaya çıktıktan sonra bunun parçaların üretilmesi gerekiyor. O parçaların üretimi de burada. Bu katta görmüş olduğunuz talaşlı imalattan, kart dizgi makinesinden, işte 3D printer'ına varıncaya kadar onun prototipini yapabilecek olan parçaları da üretebiliyorsunuz. Sonra bu parçaları tabii ki birleştirmek gerekiyor. O da alt katta. Hani malum birçok fikir garajı doğmuştu ya, bizim de altta 9 tane garajımız var. O 9 tane garajın içerisinde projelere belli bir süreler veriyoruz. Mesela burada uzun süre kalamıyorsunuz. Nedir? Bu yapmış olduğunuz projenin bitiminde ne kadar süre lazım size diyoruz. Mesela 3 ay. 3 ay boyunca aşağıdaki garajı o kişiye tahsis ediyoruz ve o prototipi hayata geçiriyor. 3 boyutlu hale geliyor. Sonrasında ise tabii ki bunun ticaretleşme süreci başlıyor. O ticaretleşmeyle ilgili olan kısımda da yapılması gerekenlerden bir tanesine yatırımcıya bunu anlatabilmek. Yani siz ürünü ortaya koymuşsunuz, çalıştığını göstermişsiniz, bu sefer yatırımcının kapısını çalıyorsunuz. Ve burada bizim Teknopark olaraktan bir farkımız da bizim bir girişim sermayesi yatırım ortaklığımız var. Bugüne kadar 14 tane böyle yatırıma ilk tohumu koymuş olduk. Yani buradaki görmüş olduğunuz belki ondan fazla ürün var. Bu ondan fazla ürünün içerisinde 3 tanesine de biz finansman desteği sağladık. Bizim finansman desteği sağladığımızı gören başka finansörler de projeyi destekliyorlar. Peki bitti mi? Hayır. Bizim bir ötesinde hani bakıldığında diyoruz ki ürün ortaya çıktı, finansmanını buldu ama asıl buluşması gereken yer global pazar. Yani Türkiye'nin tabii ihtiyacını gören ürünleri ürettiğimiz gibi aslında globale de satılabilecek olan ürünleri de üretmeye çalışıyoruz. Yıldız Teknopark o noktada onlara Londra, Dubai, Taşkent, Chicago, Amsterdam, Berlin ve Riyad
Yani bu lokasyonlarda da bu ürünlerini oraya götürüp orada yatırımcıyla ya da pazarla buluşması imkanı da sağlıyor. E-Tour Racing olarak 2011'den beri araç üretip yarışlara katılıyoruz. Şimdiye kadar 9 içten yanmalı, 2 adet elektrikli araç ürettik. Şu an 3.sünü üretmekteyiz elektrikli araçtan. Her sene 2 araç üretiyoruz son 3 yıldır. Amacımız sürekli değeri yüksek mühendislik üretip, ileri mühendisliğe taşıyıp her yaptığımız işi, bunu ilerleyen süreçte hem hayatlarımızda kullanmak hem de takımımızın sıralamasını yükselterek dünyaya adımızı duyurmak. Şimdiye kadar İtalya, Çekya, Almanya, Macaristan gibi pek çok yarışa katıldık. Çek Cumhuriyeti'nde birinciliğimiz var hızlanmada. Onun dışında İtalya ve Çekya'da yine aynı şekilde ikincilikler ve üçüncülüklerimiz oldu şimdiye kadar. Amacımız sürekli yılmadan devam etmek bu şekilde gelişmeye. Antamanın firmasında su altı teknoloji üzerine çalışıyoruz. Bu bağlamda ilk geliştirdiğimiz ürün arkanızda gördüğünüz su altı drone'u. Pilot adını verdiğimiz su altı aracımız 500 metre derinliğe kadar aktif operasyon yapabilmekte. Yaklaşık 600 metre uzaklıkta kablo bağlanabilmekte. Şu ana kadar 7 adet pilot satışı yaptık ve sayısız kiralama ve hizmet operasyonları gerçekleştirdik. Su altı araçları günümüzde arama kurtarma faaliyetlerinden tutun da suyun altında gözlem, askeri alanlar gibi çeşitli alanlarda kullanabilmekte. Hedefimiz yurt içinde su altı teknolojilerini kendimizi geliştirmek ve daha sonradan yurt dışındaki müşterilerimize de satışını gerçekleştirmek. Bu bağlamda bir diğer ürünümüz de kolumuzda gördüğünüz su altı intikal aracı. Su altı intikal aracı da aslında geleneksel su altı intikal araçları, iki elle kullanılan ağır ve hantal araçlar. Biz bunları herkesin kullanabileceği seviyeye giyilebilir hale getirdik. Bundan 2 adet ya da 4 adet kolunuza, sırtınıza ve bacaklarınıza bağlayıp suyun altında bir aslında süpermen gibi ilerleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz araç devrim otomobilinin aslında elektrikli bir replikası. Biz bununla Türkiye'nin bu saatten sonra yüksek teknoloji alanında asla yolda kalmayacağını, bu genç güruhla beraber devam edeceğini vurgulamak amacıyla esasında yaptık. Burada bizden sonra gelen arkadaşlar, üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlar bu araç üzerinde hem donanımları geliştiriyorlar hem de yazılım testlerini yapabiliyorlar. Bir kobay olarak kullandığımız bir platform oldu aslında bizim için. Bundan önce de yine benzinli bir araçla yine otonom sürüş testlerimizi yapmıştık. Bununla da yine hem sesli asistan desteği, işte şehir içi ulaşımında konforu aslında odaklayan bir sürüş dinamiği oluşturmaya çalıştık. Kulumuzda IEEE bünyesinde bulunan JAS komitesi, JAS Marine takımıyız. İnsansız sualtı aracı yapıyoruz. Bu insansız sualtı aracında genel olarak her şeyi biz üretiyoruz. Kendine özgün bir mekanik tasarımı var. Kullandığımız kartları, şu önde görülen kart hariç, elektronik bilgisayar hariç biz tasarlıyoruz. Onun dışında da geri kalan motorlar vesaire neydi, yurt dışı şirketlerinden geliyor. Fakat onlar için de kendimiz üretmek adına tamamıyla yerli ve milli olacak bir tasarım sürecine başlattık, Arke'ye başladık. Aynı zamanda su altında kablosuz bir haberleşme olmadığı için bir kontrol istasyonumuz var. Sağ tarafta gördüğünüz diğer projemiz. Hikayemiz 3-4 yıl önce ailenin talebiyle aslında oluştu. Afara tarım robotu pamuk hasadı sonrasında yere dökülen pamukların görüntü işlemeyle tespit edilip toplanmasını sağlayan bir otonom robot. Bu robotla beraber dünya üzerinde %5 minimum dökülmüş olan robotların otomatik olarak toplanmasını sağlıyor. İlk prototipimizi ürettik. Geçen yıl bir yatırım sürecimiz oldu. Kitle fonlama platformu Fonlobius'un üzerinden Yıldız Teknokent'in de içerisinde bulunduğu bir yatırım sürecimiz oldu. Prototipimizden sonra seri üretimimize başlamak üzereyiz. Ön tarafında ve alt tarafında bulunan kameralarla beraber pamuğun bulunduğu koordinatlar gömülü sistem üzerinden tespit ediliyor. Daha önceden derin öğrenmeye konulmuş bir yapay zeka destekli yazılım üzerinden bu koordinat tespit ediliyor. Donanım ve mekanik tarafına bir uyarı gidiyor. Motorların hareket ettirilmesi, bacanın aşağı indirilmesi, indiği andaki 200 milisaniyede de vakum uygulanmasıyla beraber pamuğun toplanması sağlanıyor. Pamuğun haricinde tabii yer fıstığı gibi özgül ağırlığı benzer olan ürünleri de toplama hedefimiz var.